özel eğitim konusunda hem uygulamalı hem teorik olarak bilgilerimizi paylaşarak sizlerin özel eğitime ve özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara nasıl yaklaşmanız gerektiğini göstermektir. Birçok yerde özel eğitimle ilgili paylaşımlar görüyorsunuzdur. Genelde bunlar rejistasyon üzerine kurulu olan paylaşımlar. Eğitim ve öğretim için içeriğini almayan paylaşımlar. Özel eğitimdeki önceliğimiz sistematik ve kalıcı eğitim. Sistematik ve kalıcı eğitimin olması için ilk önce teorik bilgileri bilmemiz gerekiyor. Ondan sonra uygulamaya geçmemiz gerekiyor. Ben şimdi öncelikle kendimi tanıtacağım. Benim adım Mustafa Enkiyar, özel eğitim zihin engelliler sınıf öğretmeniyim. Lisansım Trakya Üniversitesi zihin engelliler öğretmenliği ve Giresun Üniversitesi öğretim elemanlığı programına kabul edilip ama bazı yaşamış olduğum ailevi sağlık problemlerinden dolayı bu görevime devam edemedim. Ama daha sonrasında tekrardan yüksek lisans okumaya devam ettim tabii ki. Trakya Üniversitesi Eğitim Yönetimi Ekonomisi Planlanması ve Teşkilatlanması ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sınıf Eğitimi ne aldım. Size şimdi en genel anlamıyla özel eğitimden bahsedeceğim. Özel eğitim nedir? Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleriyle onların özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir. Buradaki personel öğretmen de bu personel içine giriyor, temizlik elemanı da, doktoru da, hemşiresi de. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yardımcı olan herkes buradaki yetiştirilmiş personeldir. Özel eğitim neyi öğretir? Özel eğitim, genel eğitimin içeriği yönünden yani nelerin öğretileceği yönünden farklılaşmaktadır. Olağan çocukların kendiliğinden edindikleri becerilerin büyük bir kısmını yetersizlikten etkilenmiş özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara yoğun ve sistematik biçimde öğretmek gerekmektedir. Yani yemek yemeyi normal olağan çocuklar zaten okula başlamadan önce öğrendiğinde olağan çocukların birinci sınıf eğitiminde yemek yemeyi öğretmezler. Ama özel eğitim olunca biz yemek yemeyi, tuvalete gitmeyi, su içmeyi de öğretebiliyoruz. Özel eğitim neyi öğretir? Örneğin az önce bahsettiğim gibi giyinme, soyunma, yemek yeme becerileri, çocukların yetişkinleri gözleyerek öğrendiği, olağan çocukların yetişkinleri gözleyerek öğrendiği becerileri biz somuta dökerek birebir eğitimle öğretiyoruz. Genel eğitimden özel eğitim ayrımında bir diğer nokta ise içeriğin düzenlenişidir. Genel eğitimde içerik ortalama çevresindeki çocuklar için merkezi programlarla belirlenirken özel eğitimde programın içeriğini çocuğun ihtiyaçları belirler. Yani genel eğitim genel bir merkezden belli başlı ünitelerle oluşturulurken özel eğitimdeki içerik öğrencidir. Öğrenciye uygun olarak bireyselleştirilmiş bir eğitim programı oluşturulur ve bu program yıl boyunca uygulamaya alınır. Özel eğitim temel ilkelerinden bahsedeceğim şimdi. Temel ilkeleri özel eğitimin 573 sayılı özel eğitim hakkında kanun hükmünde kararname ile belirtilmiştir. Buradaki kararnamedeki maddelere baktığımızda özel eğitime ihtiyacı olan tüm bireyler ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda bölgesinde özel eğitim hizmetlerine yararlandırılır. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimine erken yaşta başlanması esastır. Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireyi sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür. Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin eğitim performansına dikkate alınarak amaç, içerik ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte eğitimlerine öncelik verilir.